diye yazmış. Teşekkür ederim, eksik olmayın diyorum. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz, sizin inceliğiniz efendim. Evet, ben herkesle dostum, herkesle arkadaşım efendim. O yönden rahat olun. Evet, bana bir telefon kadar yakınsınız. Beni aradığınız zaman ulaşabilirsiniz. Yeter ki o anda müsait olayım. Selver Hanım Kozan'dan bizi izliyor. Kendilerine kucak dolusu buradan sevgiler yolluyoruz. Evet Selver Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Şubat'ın 4'ü. Bugün 7'si, 3 gün önce doğum gününüzdü. Doğum gününüz kutlu olsun. Güney TV ekranlarından sizin doğum gününüzü kutluyoruz efendim. Ota TV'de de kutlamak istedik. Yayın akışı sırasında sizden gelecek mesajı bekledim ama gelmedi. Sizden okey gelmediği için bakamamıştım. Onu belirteyim. Sevgi dolu, hassas bir insansınız. Hayatınızda ciddi değişimler var. Çevrenizde kendinizi çok güzel ifade edebiliyor. Değişim ve güzelliklerinizi gösterebiliyorsunuz. Gerçekten iyi niyetlisiniz. Kalbinizde kötümser, olumsuzluk düşündüğünüzü söyleyemem. Ama hayata bakış açısı olarak düşüncenizi gerçek anlamda bir noktaya taşıyabileceğinize inanıyorum. Bu bazı düşünceleriniz içerisinde fırsatlarınızı, imkanlarınızı güzel bir noktaya taşıyabileceğinizi, artı değişimleri gerçek anlamda da sahipleneceğinizi gösterir. Siz tartışmaya girecek bir kişi değilsiniz. Artı sizin iki tane hassas noktanız var. Biri, aileye çok bağlı bir kişisiniz. Sizin için aile her şey demek. İkincisi, duygusal bir insansınız. Ama duygusallıkta aradığınız aşk ve sevgi dahilinde yalnız kalan kişisiniz. Çünkü bir konuda tek başınıza kaldığınızdan sıkıntılar yaşamışsınız. Sizin dostluğunuz, arkadaşlığınız çevrenizde aranan bir özelliğe sahip. Az önce bir beyefendinin yazıp söylediği gibi aranıp da bulunmayan dostunuz diye dediği noktalardan benzer bir şekilde çevrenizde kendi ağırlığınızı güzel bir şekilde gösteriyorsunuz. Yalnız hassas olmanızdan dolayı bazı beklentilerinizin sürecini tamamıyla yaşadığınız noktalar içerisinde kendinize özgü düşüncenizde tek kalışınız var. Bu tek kalışınızda süreç olarak yükselişinizi olumsuz etkiliyor, düşüncenize yarım kalıyor. Şubat ayı sizin için önemli. Doğduğunuz tarihle olması, artı hassas bir bünyeye sahip olmanız, ilgi ve sevgi yönünden beklentilerinizin olduğunu gösterir. Ama bir türlü toparlanma yapamamanız, bu toparlanma nedir? Aslında iyi giden her şey güzel gidiyor da sizin sadece duygusal açıdan aşk dahilinde beklentilerinizin yarım kalması. Düzene girer mi? Aslında düzene girmeyecek hiçbir şey yok. Her şey sağlıklı. Bir süreç içerisinde gündeme gelir. Beklentilerinizi, düşüncelerinizi, düşündüklerinizi gündeme getirebileceğinizi düşünüyorum. Ama olması gereken noktalarda eğer bir hayal kırıklığınız, bir olumsuzluğunuz, bir süreciniz gündeme geldiği zaman işte o zaman işler karışıyor. Seçicisiniz, aileye bağlısınız ve şu günlerde ailenizin bulunduğu ortam içerisinde ağırlığı da sözleri de oldukça güzel. Yani bu da sizin başarınızın ve düşüncenizin ön plana çıktığını, düşüncelerinizin gerçek anlamda bir noktaya sahiplendiğini ve isterseniz de çok ciddi değişimlere sahip olacağınızı gösteriyor. Sizin bugünlerde sakin, istikrarlı, kararlı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bulunduğunuz ortamda eğer dikkat çekebiliyorsanız, kendinizi ifade edebiliyorsanız sizden iyisi yok. Sadece sabır. Bu da size ciddi bir zaman kazandıracaktır. Ciddi bir toparlanma kazandıracaktır. Ama esnek olduğunuz zaman başarınızı ve düşüncenizi istediğiniz noktaya inşallah sağlıklı bir noktaya getireceğinize inanıyorum. Bu da sizin hayatınızdaki değişim statüsündeki fırsatları gösterecektir. İyi değerlendirirseniz başarılı olacak. Şubat ve Mart ayı ikinci ve üçüncü aylar oldukça önemli. İyi değerlendirin derim. Bu dönem sizin dönüşümlerinizi, fırsatlarınızı, imkanlarınızı verecektir. Dikkate alırsanız artıya artı katarsınız, sevgiye sevgi katarsınız. Bir de can sıkıntısına müsaade etmeyin derim. Bu dönem oldukça önemli dönemleriniz. Evet. Sabır etmekten yoruldunuz da biraz daha sabır gerekiyor. Acele etmeyin lütfen. Bu sizin toparlanmanız yönünden oldukça önemli.
Onu da belirtmek istiyorum. Oldukça önemli noktalardan biri. Evet. Evet, hızlı bir süreç, hızlı bir zaman dilimi dediğimizde çok şeyler değişebilir. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, güzellikler, incelikler hep beraber olduğu zaman güzel bir şekilde devam edeceğiz. Gelen mesajlar dahilinde. Bir telefon alabiliriz bu arada arkadaşlar. Aynı şekilde. Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. Sağ olun efendim. Kiminle görüşüyorum? Ayşe Çakır. Ayşe Hanım, az önce mesajınızı da okudum. Yani ben de izliyorum diye yazdığınız mesajınızı okudum. Teşekkür evet. ederim. Nasıl, programımız nasıl? İzlediğiniz kadarıyla. Biliyorsunuz ki her hafta izliyorum, kaçırmıyorum. Çok evet. güzel. Evet. Bayağı güzel program değil mi? İlginç evet. ilginç değişiklikler veriyor. Fırsatlar evet. veriyor. Evet. Evet. Ben eniştem için baktıracaktım. Eniştenize bakan yok mu? Vallahi ablama sormak lazım. Evet. Ablanıza sormanız lazım. O zaman ablanıza sorun. Hiç sormuyor musunuz ablanıza? Soruyorum. Sorun o zaman. Eniştenize baksın. Abla ya, yazık. Enişteme bakmıyor musun? Bakıyorum. Nasıl bakıyor? Boydan, enden, yandan, üstten. Nasıl bakıyormuş? Herkes diyor eşine nasıl bakıyorsa ben de öyle bakıyorum diyor. Vallahi geçenlerde bir misafirliğe gittim. Hı-hı. Şu anda da izliyorlar zaten. İnanın eğer onun baktığı gibi bakıyorsa, iki tane misafirliğe gittim. Pardon, daha çok gittim de iki tanesi aklımda. Bir tanesi beyefendi duba gibiydi. Hanımefendi çok zayıftı. Öyle mi bakıyor diyemeyeceğim. Bir tanesi de hanımı kalk derse kalkıyordu beyefendi. Otur derse oturuyordu. Yani ne bileyim artık ablan. Ablanız orada, ablanıza sorun, bana sormayın lütfen. Nasıl bakıyorsunuz? Dedim ya diyor. Nasıl dedi, anlamadık. O şişman gibi mi bakıyor yoksa otur deyince eşi oturuyor mu kalkıyor mu? Yok, eniştemin şeyi hiç bitmez, isteği hiç bitmez, çok iyi bakar. Eniştenizin isteği bitmez, ablanız da çok iyi bakar. Yani yemek konusunda. Yemek konusunda. Başka konuda bakmıyor o zaman. Erken kalbine giden yol mideden mi geçiyordu? Evet. Evet. Peki ablanız güzel yemek yapıyor mu? Fena sayılmaz. Bak enişte duyuyorsa kırılır. Yok, o burada değil. Duyacaktır elbet. Ben söylerim görürsem. Tamam. Ben kimseye söylemem, enişteye söylerim. Tamam. Tamam. O da güzel, tamam. Peki, eniştenizin adı soyadı? Yıldırım Çevirgen. Evet, doğum tarihi? 16.01.1969. Anne adı? Ganimet. Evet, idare etmesi zor bir insan Yıldırım Bey. İlla evet. kuralları, düşünceleri, yaptırmak istediklerini kesinlikle üstüne düşerek yaptırmayı seviyor. Hayal kırıklığına uğramak istemeyen ve bulunduğu ortama sonuna kadar sahiplenmeyi bilen kişi. Sıkıntıya gelen bir insan değil. 3 tane 9 rakamı var doğum tarihinde. Evet. Bu da kendine özgü kararlarını, düşüncelerini, oluşumlarını oldukça önem verdiğini, sıkıntıya girmek istemediğini ama altlarınızda biraz sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda özellikle de yıl başından 12. ay 31'i 1. ayın 14'üne kadar bir sıkıntılı dönem yaşamış olarak görünüyor. Evet, doğru. Şu an Şubat ayındayız. Şubat ayı dahilinde enişteniz biraz can sıkıntısı var. Ama bu da
hem maddiyat hem de aile olarak da yansıdığını söyleyebilirim. Yalnız bir konu var. Ailede ya evlilik ya da bir konunun üzerine stres ve sıkıntı var. Ya geri dönüşüm adım atmak ya da bir ayrılık veya bir konu içerisinde karar ve kararsızlığı yaşadıklarını söyleyebilirim. Bir problem var. Nasıl? İş sıkıntısı var aslında eniştemin. Aile de çıkıyor. Burada aile çıkıyor. Bir konuda geri dönüşüm çıkıyor. Kararsızlık çıkıyor. İş konusu eğer derseniz ikinci ayın, o birinci ayın 21'inden başlıyor. İkinci ayın şu anki tarihine kadar sorunların devam ettiğini söyleyebilirim. Evet doğru. 21'inden başlıyor. 21'inde zaten burçların değişim tarihidir. 19, 20, 21, 22, 23, 24 burçlar değişir. Bir de nazar var. Sizinki ne habire esneme geliyor. Bu da sizde kime bakarsam onun ağırlığını aldığım için etkilendiği noktalar görünür. Mesela az önce beyefendi de herhangi bir geçmişte yaşamıştı sorunları. Ama şu an herhangi bir şey yoktu. Ama sizinkilerde var. Bu da olduğu için sıkıntılar ister istemez aynı ortamda da olsa Yıldırım Bey ile ablanız bazı konularda gergitlerin, stresin, sorunların problemlerinden dolayı ister istemez etkilenebilirler. Bu yüzden de problem olarak görünüyor. Sormak istediğiniz ne varsa buyurun sorun. Ya benim eniştem dediğim gibi şehir dışında çok işten çıkıp gidiyor, geliyor. Yani en fazla 10 gün duruyor. Yani bu 2013 ile 2014 arası diyeyim, hani yeni girdik 2014'e. Gezmediği şehir kalmadı. Evet. Bunun sebebi hani nazar mı? Çok çıkıyor. Hani yemeği bahane ediyor, banyosunu bahane ediyor, yatağı bahane ediyor. Çıkıp geliyor. İşte diyorum oradaki nazar. Bakın nazardan konuşacağım oluyor. Etkileyen noktalar var. Zaten söyleyemediğim noktalarda Ayşe Hanım siz anladınız. Çünkü etkileyen bir şekilde dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. Anladım. Peki bundan sonra düzelebilir mi iş? Onu dediğim gibi bazı konuları iyice bir bakıp neden nasıl olduğunu görmek, ne yapılabileceğini görebilmek gerekir. Şimdi anladım. Düzelebilmesi için önce konunun sıkıntıların, olumsuzluğun sebebi, sebepten sonra neden etkilendiğini ve ona göre ne yapılacağını gördükten sonra şudur budur dememiz doğru olacağını düşünüyorum. Evet, haklısınız. Yani ona göre. Başka bir şey diyemem bugün. Anladım. Evet, kendinize iyi bakın efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde devam ederken. Evet. Evet, hayatın güzellikleri ve incelikleri süreçlerini, güzelliklerini beraberce paylaşırken hani bazen çok şeyler düşünürüz ya, neden deriz. Hayatın o inceliklerinin nedenlerini bu konuda düşündüğümüzde işte o anlar, işte o anki durumlar olabilir. Evet, burada Murat Bey internet sitenizde resimleri ne zaman değiştireceksiniz diyorlar. İnşallah yakında değiştireceğiz. Ona bir zaman bulup el atacağız inşallah. Bu yüzden bazı değişimler yapacağım. Evet, onu da unutmadan. Evet, yakından ilgilenen bir beyefendimiz. Teşekkür ederim efendim. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, ben demek ki size anlatamadım. 3542 Turkcell hattından gönderen değerli arkadaşım. Merhaba Murat Bey, iyi akşamlar. 01.09.1993. Anne adı Feride. Size birkaç sorum olacaktı ama lütfen yanıtlamanızı rica ediyorum. İş hayatım, eğitim hayatım ve de aşk hayatımı bana söyler misiniz demişsiniz. Güzel. Ben size dedim ki ne? Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl ve anne adınızı
gönderin dedim. Ve siz tekrar bana mesaj gönderdiniz. İsmim Muhittin, anne adı Feride, 01.09.1993 doğumluyum. Merakla bekliyorum Murat Bey demişsiniz. Şimdi şöyle kafanızda Muhittin Bey şöyle düşünün. Çocukluk hiç uzağa gitmeyin. Çocukluk yaşınızdan şu yaşınıza kadar ilkokul, ortaokul, lise veya iş hayatı. Kendi isminizle Muhittin olarak kaç kişiyle karşılaştınız? Kafanızda bir canlandırın. Bir kişi mi, iki kişi mi, on kişi mi? Ben bir kişi olarak kabul edeyim. Bırakın onu yüzü. Çocukluğunuzdan bu yana çocukken oynarken Muhittin derken ortaokulda, ilkokulda mutlaka Muhittin arkadaşınız vardır veya lisede. Olmadı iş arkadaşınız. Yolda geçenin ismi Muhittin'dir vesaire. Ama ben yine bir tane diyeyim. Ben bile ilkokuldayken aynı sınıfta olduğumuz 3 tane Murat vardı. Bu yüzden benim soyadım Kara olduğu için Kara Murat diye kaldı. Oyun çocukluğumdan bu yana bana Kara Murat diye tanıdıklarım. Murat Kara ismim, adım soyadım. Kara Murat dediler. Şimdi iki tane olduğunu düşün. Sen ve karşında bu yaşına kadar bir tane Muhittin'le karşılaşmış olsan. Ben buradaki hangi Muhittin olduğunu nasıl seçmemi istersin? Uzun mu kısa mı Muhittin diyeyim soyad olarak nasıl tanımlamam lazım? Soyadın ad çok vardır. 100 tane varsa aynı attan soyad 50'ye düşürür, yarıya düşürür. Ona göre değişir. Ama burada baktığım gibi sadece eksik bilgi gönderiyorsun. Maalesef kaçtır bak sıra veriyorum sana, kaçırıyorsun. Yavaş yavaş da kapanış saatimiz de geliyor. Arkadaşlarım, yönetmenim hepsi zaman aşımı da yapmak istemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Hasibe Keklik, 22.01.1971, anne ismi Keziban. Evet, bakın çok mesajlar da geliyor. Bu arada boşlukta olmasın diye elimden geldiğince yardımcı da olmak istiyorum Hasibe Hanım da. Şimdi. Alo. Telefondan sonra Hasibe Hanım'a bakacağız. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Evet. Kiminle görüşüyorum? Ben Halil Altındaş. Benim oğlumun adına baktıracağım. Efendim? Ömer Altındaş. Ömer Altuntaş. Altuntaş. Daş. Evet. Kiminle görüşüyorum? Ben Halil Altuntaş, babası. Ömer Altuntaş mıydı? Evet, Ömer Altuntaş. Doğru mu? Evet. Doğum tarihi? 04. Hı hı. 07. Evet. 1989. Evet. Askere gittiğim yıl. Efendim, evet. Evet, 88'de gittim. 89, 90, 91'de terhis oldum. Evet. Evet. Anne adı? Anne adım Meryem. Evet. Nasıl programımız Halil Bey? Çok güzel izliyoruz her zaman. Nereden izliyorsunuz bizi? Mersin Akdeniz'den. Evet. Ne zamandan beri bizi izliyorsunuz, programımızı takip ediyorsunuz? Bir buçuk yıl falan o civarda oldu herhalde. Peki programımızda eksik gördüğünüz, keşke şu da olsaydı dediğiniz veya Murat Bey şunu da yapsaydı dediğiniz var mı? Yok. Her şey tamam mı diyorsunuz? Evet, ben öyle görüyorum. Teşekkür ederim. Bu sizin inceliğiniz, sizin güzelliğiniz. Evet. Yalnız oğlunuza baktığım zaman Ömer Bey'e. Sıkıntı var. Bir konuda problemler yaşamış ve bulunduğu ortam içerisinde daralmış. Rahat değil. Evet. Problem var. Ve bu problem iki ayrı kişiden kaynaklanan konudan dolayı bulunduğu ortamda rahat olamadığını, huzursuz olduğunu gösteriyor. Evet. Sizin resmi dairede bir işiniz var. Bu konudan dolayı da sorun yaşıyorsunuz. Evet. Bu kişinin başında bir problem var, onu söyleyeyim. Bu problemi de aşamadığı takdirde biraz sıkıntılı bir ihale üstünde kalabilir. Doğru mu? Evet, doğru. Şu anki aşamada da ciddi bir şekilde son 4 ve 6 rakamı çıkıyor. Bu tarihlerden bu yana
sorunlar ve problemler yaşıyor. 2013 yılı dahilinde stresli ve sıkıntılı geçtiğini söyleyebilirim. Evet, doğru. Bu kişi kapalı bir alanda. Evet. Cezaevinde mi? Hayır. Yanımda yalnız çalıştığı yer kapalı bir alan sürekli. Kapalı. Rahat evet. Değil. Yani bu benim dediğim benzer bir yerde yalnız. Rahat değil. Evet. Yani dışarı çok şeylerini ifade edemiyor. Bulunduğu ortamda rahat edemiyor. İki kişiden kaynaklanan konudan dolayı da huzursuz. Evet. Bunu aşmak zorunda. Eğer aşamazsa çok şekilde ödün verdiği noktalar var, kilitlendiği noktalar var. Bu da iyi değil. İstediği noktaya gelemediği için de sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Ve özellikle de şu dönem içerisinde resmi dairede bir konudan dolayı da rahatsızlığı var, sıkıntısı var. Evet. Sormak istediğin ne varsa buyurun sorun. Yok, başka bir şey sormak istemiyorum. Kendisine vereyim, sormak istediği bir şey varsa sorsun. Tamam. Alo, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hayırlı programlar, ben Ömer Altındaş. Evet. Söylediklerimde yanlış var mı Ömerciğim? Yanlış yok ama tamam da değil yani. Tamam da değil. Uzun uzun anlatmamı mı istiyorsun? Olabilir mesela. Veda edeceğiz. Ne yapalım? Zaman yetmeyecek. Hasibe Hanım bekliyor. Nasıl yapalım? Onun için Hasibe, sen Mersin'e yanıma geleceksin. Saygılar diliyorum efendim. He. Artık bilemeyeceğim. Kendine dikkat etmediğin takdirde bazı konularda sorun yaşayabilirsin. Aile olarak Halil baban dahilinde sıkıntılarla uğraşabileceğin noktalar var. Son bir ve bir buçuk yıldır sorunlarla uğraşıyorsun. Resmi daire dahilinde bir sıkıntıyla uğraşmak ve çözümlemek için uğraşabilirsin. İki ayrı kişiyle dahilinde sıkıntılı bir süreç yaşamışsın. Anlatabildim mi? Bu süreci, evet. Bu süreci netleştiremediğin takdirde az önce benzettiğim noktaya doğru gidişat veya sıkıntı yaşayabilirsin. Dikkat etmen gerekiyor. Çok çok dikkatli olman lazım. Beklentilerin var, hedeflerin var ama bu hedeflerden bazı konuda ürkeklik var. Çekindiğin için kendini dışarı gösteremiyorsun. Kapalı bir alana kendini hapsetmiş, dışarı çıkamadığını, çekindiğini ve bazı konulardan ürküp uzaklaştığını gösterir. Anlattın evet, mı? Evet, teşekkür ederim. Doğru mu? Bazı doğru. Konularda dikkat et, bazı konulardan el sıkıntı yaşarsan toparlayamazsın. Bir de seninle baya bir tartışma veya sıkıntı yaşayabilirsin. O konudan uzak dur. Çünkü bu konuda hem haksız hem de zararlı çıkabilirsin. Bu yüzden dikkat et. Sorun yaşaman iyi olmaz. Çünkü hazırlıksız olacaksın. Bu da iyi olmaz. Sıkıntı yaşayabilirsin. Bu da çok çok uzun noktalar var. Buna dikkat ettiğin zaman inanıyorum ki birçok konuyu başarıyla aşabileceğine inanıyorum. Ama yoksa sorun yaşarsın. Teşekkür ederim. Dikkat et. Kendine iyi akşamlar. Evet efendim, Hasibe Hanım'la devam ediyoruz ve zamanımız yeterse başkalarına da inşallah bakarız ama Hasibe Keklik hanımefendiye de haksızlık etmeyelim. Yoksa karambole gidiyordu. Hasibe Keklik. Evet. Evet. Evet Ömer, sevgili Ömer, kendine dikkat etmezse biraz sıkıntı, ciddi bir sıkıntı görünüyor hem de kendilerine söyledik. 22.01 Evet, kişilik olarak gerçekten Sibel Hanım duruşunuz güzel. Sorun yok onda. Evet. Evet, kalbinizden geçen bir düşünce, iyi bir niyet, iyi bir düşünceniz var ama bu düşündüğünüz birçok konunun hem gerisinde hem de düşündüğünüzün oldukça merkezinde kaldığınızı gösteriyor. Verimlisiniz, düşüncelisiniz ama bu biraz zaman istiyor. Beklentileriniz var. Bu beklentilerinizin karşılığını alamamanız hem üzücü hem de sıkıntı olarak problem yaşadığınızı ve bunu rahat bir şekilde aştığınız zaman inanıyorum ki bir başarınızın, bir sürecin, düşündüklerinizin bir noktaya adapte sağlayacağınız, beklentilere sahipleneceğiniz, düşündüklerinizi gerçekleştireceğiniz amacınıza uygun bir faaliyet, yani düşüncenizin sahipleneceğiniz alanı gösterir. Yeter ki kendinizden emin, yeter ki düşüncenize sahipleneceğiniz,
bir karakter olarak gündeme getirin. Sizin yapacağınız sakin olabilmeniz. Sakinlik sizin umutlarınızın, düşüncenizin olumluluğunu gösterir. Ama şu an moralinizin aşağı düştüğünü, sıfır olduğunu söyleyebilirim. Bu da son dönemlerde istediğiniz bazı gelişmelerin negatifliğini yaşadığınız için. Bu gelip geçici bir süreçtir. Artı süreciniz 1'den ve 6'ya kadar çıkacak süreç sizin için iyi olacak bir süreçtir. Eğer bunu doğru bir şekilde değerlendirirseniz hem hedefinizi hem düşüncelerinizi, düşündüklerinizi bir noktaya rahatça sahiplendiğinizi, ifade edebileceğinizi ve kendinizi güzel göstereceğinizi söyleyebilirim. Yalnız sıkıntı ve stres size gelmiyor. Renginiz kahverengi. Toprak rengidir, verimlidir. İstek ve düşüncenizi güzel bir şekilde ifade edebileceğinizi, düşündüklerinizi ve düşüncelerinize sahip olacağınızı gösterir. Bu da sizin için başarı ve başlangıç olarak da hedeflediğiniz noktayı da kendinize adapte olacağınızı gösterir. Bu sizin zamanınız, sürecinizi, isteklerinizi gösterdiğini düşünürsek, inanıyorum ki birçok konunun hem isteklerinizle beraberinde düşündüklerinizi ve beklentilerinizi sonuna kadar ön plana çıkartacak kişi olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü beklentiniz güzel, hayalleriniz güzel. Sadece üst üste yaşadığınız engeller, olumsuzluklar sizi biraz geri planda bırakmış. Bunu aşabilecek kabiliyet ve düşünceye sahipsiniz. Sadece zaman, süreç doğru bir şekilde değerlendirirseniz inanıyorum ki o düşüncenizi genişletip sahiplenebilirsiniz. Yalnız zamana ihtiyacı ve zamanı da iyi kullanmaya ihtiyacınız var. Zamanı doğru zamanda doğru bir şekilde kullandığınız zaman değişimler sizin fırsatlarınızı, imkanlarınızı, olanaklarınızı gösterecektir. Bu da ister istemez hem geri planda kaldığınız hem de düşündüklerinizi bir çırpıda taşıyabildiğinizi gösterir. Sizin yapacağınız bu dönem içerisinde tartışmanız gerekiyorsa sıkıntı yaratmayacak şekilde kendinizi doğru ifade ederseniz başarılı olursunuz. Ama yanlış anlaşılacak şekilde hareket ederseniz inanıyorum ki bazı sıkıntıları ister istemez üst üste yaşadığınız konulardan dolayı eziklik ve stres ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu da ister istemez beklentilerinizi ve ister istemez düşündüklerinizin oldukça gerisinde kalacağınızı ve bu da beklediğiniz birçok konunun ve düşüncenin, düşündüklerinizin gerisinde kalacağınızı gösterir. Dikkat etmeniz gereken nokta başarınız, düşünceniz ve düşündükleriniz olacaktır. Buna göre dikkat etmenizde yarar var. Özellikle söyleyeyim. Bir de özellikle kararlarınızı iyi hesap ederek verdiğiniz zaman doğru adresi, doğru düşüncenizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Evet. Evet, veda mı ediyoruz arkadaşlar? Efendim? Son bir telefon alalım o zaman. Evet, son bir telefondan sonra veda edelim. Evet. Evet, yönetmenim dedi bir telefon daha alabiliriz. Çünkü sizlerin evet son bir şekilde son izleyicimiz. Evet. Güzellikler her zaman her insanın istekleri ve düşüncelerini paylaşmaktır. Eğer bunu gerçek anlamda bir noktaya taşıyabiliyorsanız sizden iyisi yok. Mutlu olmak isterseniz herkes istediği gibi mutlu olabilir. Düşüncelerini yaşayabilir, yaşatabilir. Yani işte hayatın güzellikleri. Evet. Güzellikler. Evet, bu arada telefon almayalım arkadaşlar isterseniz. Zaten saatimiz de geldi. Burada şey yapıyoruz. Telefon almayalım. Meşgul alalım telefonumuzu. Veya evet. Evet, bize gelen ayrılan süre bu kadar diyoruz. Evet. Bu arada Muhittin de mesajını yeni yeni göndermiş ama zamanımız doldu. Yapacak bir şey yok. Kaç kere uyardım. Sıran da çok güzel geldi. Birçok kişi var. Ama dediğim gibi saatimiz hem telefona hem de mesajlara göre ayarladığımız için kimsenin zaman ve dilimini almamak için ona göre değerlendiriyoruz. Allah izin verirse haftaya inşallah burada olacağım. Tabii İstanbul'a gitsem de haber vereceğim. Facebook'tan da beni takip edebilirsiniz. ATV'de olsam veya başka televizyonda olsam mutlaka sevdiğim dostlara Facebook'tan veya telefonla mesaj yolluyorum. İzleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz diye.
Bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Her şey sevgi üzerine, mutluluk üzerine diyebiliriz. Evet. Bu arada şu anki programı izlemek isterseniz Gizemli Karamurat'tan yani Facebook'tan birkaç bölüm olarak izleyebilirsiniz. Birazdan şöyle ben Facebook'a girerseniz canlı canlı tekrar izleyip dinleyebilirsiniz kendinizi veya merak ettiğiniz dostlarınızı söyleyebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlık isteklerini de zaten seçerek kabul ediyorum. Herkesi kabul etmiyorum. Ayrıca bazı yanlış yapan yanlış yanılgılar varsa da siliyorum. Bunu çok iyi biliyorlar. Onu da belirttim. Evet, hızlılık ve güzellik her zaman sizin için güzel olsun. Ben Kara Murat. Sizlerle beraber güzeldim. Sizlerle beraber siz izlediniz, ben buradaydım. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın Mersin'deyim Allah izin verirse. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, güzel kalın. İyi geceler olsun.